Tarhana çorbamızla başlayalım. Beypazarı'nın tarhana çorbasıdır, yöreseldir. Ablalarım mı yapar, kimler hazırlar? Kendimiz yaparız, el olmasıdır. Beypazarı güvecimiz yavaş var. Yavaş yavaş gideceğiz şimdi, yavaş yavaş tabii gideceğiz. Şöyle çorbayı bir gösterelim. Acılısı olur istersen, istersen tabii sadesi olur. Sadece çorba içmek istedim, evet, geldim. Kaç lira vereceğim bir çorbaya? 6 lira. Çorba 6 lira. Evet. Öğrenci işi oluyor mu? 2 ekmek bir çorba? Yok, bizde pek olmaz. Olmaz ama yani çok ekmek olmaz. Çok ekmek tüketen olursa da veriyorsunuz. Tabii ki. Yani. Ekmeğin hesabını yapmıyor. Yok, yok, bizde olmaz. Ama güzel, 6 lira çorba zaten efendim benim gönlümü fetheden olaydı. Çorbayı 6 liraya görünce dedim ki bunu ekrana getireyim. Şimdi olmazsa olmaz efendim Beypazarı'na gelendiği zaman Koreliler her ne kadar havuç suyu ise de efendim birazcık damak tadı olan, birazcık yöresel lezzet tatmak isteyen ne yiyecek? Beypazarı güvecidir. Nasıl yapılır, neler var içinde? Büyük toprak güveçlerde yapılır, 10-15 kişilik güveçlerde. İçinde baharatları, pirinç, dana eti, domates, biber ve karabiber de oluşur. Kaç saatte pişer? Kısık ateşte, yani kısık fırında yaklaşık 1,5-2 saatte pişer. Ve tek kişilik porsiyonlar da veririz müşterilerimize. Bu tek kişilik porsiyon değil, evet, mi? Çekim porsiyonu değil, yani normal müşteri porsiyonu. Müşteri porsiyonu. Kaç gram et var üstünde? Bu değişir. 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 Güne göre. Güne göre değişir. Ustanın canı isterse çok koyar ama belli bir standartı var tabii. Büyük güveçlerde 2 kiloluk yaparız biz. Kaç lira efendim? 18 lira. 18 lira yani bir çorba, bir güveç cepten gitti şimdilik 24 lira. Efendim şimdi bunun biz zeytinyağlısını ekrana getirmiştik, soğuk olanını. Bu da meşhur sıcak değil mi? Sıcak, sıcak yapraksa. Evet. Etli mi? Etlidir. Hani yoğurdu nerede bunun? Tadını mı bozar? Ben çok severdim. Tadını bozar. Peki limon olacak mutlaka. Tabii ki ekşisi olur biraz. Biraz ekşili. Ekşisi olması lazım. Güzel. Bu iki kişilik mi, tek porsiyon mu? Tek porsiyondur bu. Aa, güzel gözüküyor yani. Bunun ne kadar porsiyon efendim? 18 lira o da. Bu da 18 lira. 42 mi olduk? 18, 6'da 24, 42. Evet. 42 oldu, 42. Bir de üstüne höşmerim. Evet. Oo, bu da höşmerimiz sıcak değil mi? Sıcaktır. Evet. Ama bu Ege'nin höşmeriminden daha farklı tabii. Nedir farkı? Biz un süt tirerle yaparız. İçinde peynir bulunmaz. Sıcak servis edilir. Hani şerbet dökeriz üstüne. Bazı yörelerde pekmez veya toz şeker de kullanırlar. Bizimkiler şerbet döker. Bu da yöresel tatlı. Yanında efendim burada içeride tabii soba yanıyor değil mi? Sobada tabii kızarmış ki ekmek. Arkamızda da soba yanıyor. Üstüne çaylar geliyor, kahveler geliyor. Höşmerim ne kadar? 12 lira. Etli 54. 54. Peki böyle set menü aldığımız zaman fiyat değişiyor 40 mu? 40 liradır. Biz TV2'de rehberde seyrettik diyenlere 40 lira. Evet, aynen. Zam gelse de 40 lira. Bu da meşhur sizin zerdiniz değil mi? Evet. Bu Beypazarı'nın has değil, size has herhalde. Yok, bize has. Beypazarı'nı sadece biz yaparız. Bizden başka kimse de bulunmaz. Bu da güzeldir. Aşure'nin bir farklı türlüsü. Aşure'ye benzer. Kıvamı aşure'ye benzer. İçinde zerdeçal, kuru meyve, tarçın, karanfil, nişasta bulunur. Güzel bir tatlı, hafif bir tatlıdır. Afiyetle yenir. Afiyetle yenir. Peki misafirimiz geldi, dedi ki ben 40 liralık menüde höşmerim yerine zerdi istiyorum. Tabii ki. Olur mu? Olur, olur tabii. Fiyat farkı var mı? Yok. Peki yemekten sonra çay servisi ikramı var mı? İkramımız. Kaç tane içebiliriz? Sınırsız. Vallahi. Evet. Bak bunu çok seviyorum işte.